Önceki gün bu sütunlardan Bursa'nın yeni imar kirliliğine değinmiş. Ovada verimli topraklarımız üzerinde arka arkaya kurulan kaçak depolara dikkat çekip TCK'daki hapis cezası uygulamasının da bunlar için etkili olmadığını vurgulamıştık. O makalemiz üzerine okurlarımızdan iş insanı Erkan Şenocak dün ziyaretimize geldi. Meğer aynı dertten kendisi de muzdaripmiş. Şenocak Demirtaş da Osman Gazi Belediyesi Bakım Rehabilitasyon Merkezi BAREM'in karşısındaki verimli tarım topraklarının hurdacılar tarafından amaç dışı depo olarak kullanılmaya başlandığını, kendisine ait arazilere de sürekli yüksek rakamlara peşin kiralama teklifleri yapıldığını anlattı. Bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Şen Ocak Osman Gazi Belediyesi ne de başvurmuş Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu işletmeleri mühürlediğini ancak mühür fekki yapan hurdacıların çalışmaya devam ettiklerini ileri sürdü. Şen Ocak bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'nün de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup işlem başlattığını, nihai çözümün ise buraların tarımsal amaçlı olarak kullanılması gerektiğini dile getirdi. Hurdacıların 7/24 çalışamayacağını kaydeden Şen Ocak buraların etrafı aynı zamanda meskun alanlar İçindeki demiri almak için yataklar, kanepeler yakılıyor ve etrafa kirlilik saçıyorlar. Buralara girip çıkan kırk ayaklı tırlar trafiği tehlikeye düşürüyor. Bunlara nasıl izin veriliyor anlamış değilim, diye konuşuyor. Okurumuzun anlattıkları gerçekten düşündürücü. Düzenli bir sitede toplanması gereken hurdacı esnafının tarım topraklarını kiralayıp buralarda kümelenmesi demirtaş. İçinde büyük bir sıkıntı. Bu durumdan çevredeki insanların da hoşnut olduklarını sanmıyoruz. Esnafın çevreye zarar vermeyecek, altyapısı bitmiş bir sitede toplanması şart. Bu konuda kent yöneticilerine de görev düşüyor. Aksi halde son dönem ilçe olmayı bile hak edecek kadar nüfusa ve konutlaşmaya sahip Demirtaş. ne başına bunların ileride büyük sıkıntı çıkaracağını düşünenlerdeniz. Osman Gazi Belediyesi başlattığı yasal takibatın ardından gereğini yapacaktır. Kimse kanun ve nizamın üstünde değildir. Herkes bu şehrin kurallarına uymak zorunda. Nilüfer'in öğrencileri şanslı. Eğitime yapılan her katkıyı, desteği önemsiyoruz. Bursa'daki belediyelerimizin öğrencilere dönük projelerini ilgiyle izliyoruz. Büyükşehir Belediyesi. nin kentimizin çocuklarına buz koparacılığıyla verdiği burslar, eğitim çekleri alkışlanacak uygulamalar. Kestel Belediyesi. nin ardından şimdi de Nilüfer Belediyesi ilçede ikamet eden iki. Bin üniversite öğrencisine 160 binimlik abonman kartını 9 ay boyunca hediye ediyor. Nilüfer Belediye Meclisi. NDE alınan karara göre başvuru sayısı bu rakamı aşarsa ulaşım yardımından faydalandırılacak öğrenci sayısı da artırılacak. Bunu daha önce Kestel Belediyesi de yapmıştı. Görüyoruz ki, örnek bir uygulama olarak diğer ilçelerimize de başlatılıyor. Aile bütçelerine küçük bir katkı olarak hayata geçirilen bu uygulamayı takdir ettik. Devamı diğer ilçelerimizle de gelmeli. Karara imza atan meclis üyelerimizi ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem. İyi de tebrik ediyoruz. Birden fazla çocuğu okutmak durumunda olan ailelere bu mini katkı ilaç gibi gelecektir. Karlık siyasete göz mü kırpıyor? Yıldırım Belediyesi, nin efsane başkanlarından Cüneyt Karlık dönemine damga vurmuş bir Bursalı siyasetçi. ANAP'tan belediye başkanı seçildiğinde Yıldırıma kalıcı eserler kazandırdı. Yüzme havuzları, spor sahaları, parklar, yeni belediye hizmet binası, kültür merkezi Karlık döneminde başlanıp ilçe halkının kullanımına sunuldu. Sonrasında göreve gelenler de bunlara ilaveler yaptı, devam edenleri tamamladı. Fakat, Karlık adı Bursa, da unutulmaz belediye başkanları arasına girdi. Karlık belediye başkanlığı sonrası sahadan ve halktan hiç kopmadı. Çarşıda ve Bursa'nın her noktasındaki yaptığı esnaf ziyaretleri büyük dostluk zincirine dönüştü. Şimdilerde Karlık'ı yine sık sık sahada görüyoruz. Bu kez dostlarına meydanlarda dondurma ikramları yapıyor. Karlık bugün de tarihi Büyükşehir Belediye Binası altındaki çiçekçiler çarşısında dondurma ikram edecek. Bütün bunlar acaba Karlık'ın yeniden siyasete göz kırptığına mı işaret? Karlık'ın gönlünün halen belediye başkanlığında olduğunu biliyoruz. Deneyimli bir politikacı olarak belki de önümüzdeki aylarda adı adaylar arasına girebilir.